Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'nin skandal hamlesi sonrası Ersin Tatar'dan sert açıklama, sonun başlangıcı olur. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu karar sonun başlangıcı olur diyerek tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri bu sabah 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. CNN Türk yayınına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin kararını bu kararı çok yanlış olarak değerlendiriyorum. Adada hem kuzeyde hem güneyde olumsuz algının yerleşmesi için bir hava gelişecek. 1974'ten beri uygulanan bu ambargonun kaldırılması sonrası kuzeyde tedbirini alacak ve gerilim yükselecek. Gerek yoktu diye düşünüyorum sözleriyle değerlendirdi. Ersin Tatar konuşmasına şöyle devam etti. Silah ambargosunun kaldırılmasından bahsediyoruz. Diledikleri silahı ABD'den alabilecekler. Ege'de yaşanan gerginliği görüyoruz. Lozan'a rağmen orada silahlandırmaları görüyoruz. Şimdi bu Kıbrıs'a da yayılacak. Böyle bir şeyin Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkısı olmaz. Aksine bir anlaşma olacaksa böyle bir ortamda olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarını destekliyoruz. Biz sadece kendi halkımız ve hukukumuz peşindeyiz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırma kararının kapsamını genişletmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kore Rum yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz. Adadaki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek. Adada bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de de barış ve istikrara zarar verecektir denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.